Eski yapıların kentsel dönüşümle sağlam binalara dönüşmesine karşı çıkan 24. dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, depremden sonra yaşanan felaketin hafızalara kazınması için yıkım yaşanan yerlere heykel dikilmesini teklif etti. Depremin yaraları sarılmaya devam edilirken bir yandan da yıkımın sebepleri tartışılıyor. Bu sebeplerden en geçerli olanı ise kentsel dönüşüm projeleriyle yeterince eski binanın yenilenmemesi. Bu durumda da CHP'nin deprem bölgesinde kentsel dönüşüm projelerine karşı yürüttüğü kampanyalar akıllara geliyor. Türkiye'nin birçok kentinde eski binaların depreme dayanıklı modern yapılara dönüşümü için hazırlanan projelere CHP karşı çıktı. Bu kampanyaları yürüten CHP'li vekiller şu sıralardaysa yıkım için suçlayacak isim arıyor. Bu kapsamda 24. dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi'nin tweetleri ortaya çıktı. Develi, 2014 tarihinde yaptığı paylaşımda halkı kentsel dönüşüme karşı tavır alarak yerel seçimlerde oy kullanmaya çağırıyor. Develi, depremden sonra yaptığı paylaşımda ise depremde yıkılan alanlara felaketin hafızalara kazınması için heykel yapmayı teklif ediyor. CHP'li belediye başkanlarını etiketleyerek yaptığı paylaşımda Develi, depremin vurduğu her bina yeri, her mahalle, her ilçe ve her ildeki yıkım alanları, yaşananları unutmamak, unutturmamak için anıtsallaştırılarak zihinlere kazınmalı ifadelerine yer verdi. Tüm Türkiye birbirine kenetlenmiş var gücüyle depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Yardım etmek artık günlük hayatın bir parçası haline geldi. Çok büyük can kayıplarının yanında mal kayıpları da var. Doğal olarak deprem bölgesinden büyük şehirlere doğru bir göç dalgası da başladı. Deprem öncesi Türkiye ile deprem sonrası Türkiye'nin birbirinden farklı olacağı kesin. Bu göç dalgası şehirlerin demografik yapılarını değiştirirken yaklaşmakta olan seçim için de sorun oluşturacağı benziyor. Zira o bölgeden göç etmiş birinin bölgesi için mi yoksa gittiği yer için mi oy kullanacağı tartışma konusu. Seçimin geciktirilmesi kolay bir çözüm olarak görünse de zamanı gelmiş bir seçim ertelenirse bunun daha fazla karmaşaya yol açma ihtimali de ortada duruyor. Dış dünyaya gelecek olursak, özellikle Türk ve Müslüman devletler Türkiye'ye yardım kampanyasını göz yaşartıcı şekilde devam ettiriyor. Ve bu ülkeler imkanlarının el verdiği ölçüde Türkiye'ye kaynak aktarıyor. Tabii Batı dünyası da üzülmüş gibi yapıp yardımları yolluyor. Ancak küresel çete dediğimiz Batı dünyasının asıl unsuru olan yapı, Türkiye'de iktidarın değişmesi için elinden geleni ardına koymuyor. Deprem bölgesinde zaten kaos için düğmeye basılmıştı. Sebebi hala bilinmeyen konsolosluk kapatmalarını deprem unutturdu. Ancak küresel çetenin içimizdeki elemanları ellerinde birer kova benzinle hangi yangına koşacaklarını şaşırmış durumdalar. Altılı Masa'nın tüm üyeleri halkı kışkırtmak ve galeyana getirmek için bütün maharetlerini sergiliyorlar. Şunu açıkça itiraf edebiliriz ki bu konuda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hepsine fark atmış durumda. Ne kadar nefret ve kin saçarsa adaylığını o kadar garanti altına alacağını düşünüyor. 13 Şubat'tan bir hafta geçmesine rağmen hala hiçbiri adaydan bahsetmiyor. Çünkü bunların asıl amacı kazanmak değil, Türkiye'yi kaosa sürükleyip puslu havada avlanmak. Masanın stratejik derinliği bundan ibaret. Asrın felaketi olarak nitelenen depremin yaşanmasıyla da çok büyük bir fırsat yakaladıklarını zannettiler. Ancak olaylar bekledikleri gibi gelişmedi. Halkın feraseti ve erdemi altılıların kinini ve nefretini yendi. Sahada son durum bu. Ancak aşacak daha çok engelimiz var. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Türkiye deprem nedeniyle yaralarını sarmaya çalışırken Millet İttifakı oy derdine düştü. CHP'li Erdoğan Toprak seçim için çağrıda bulunurken 2 ayda vefat sayılarının kesinleştirilmesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Gazetesi'ne açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Koordinatörü Başdanışmanı Erdoğan Toprak, depremzedelerin gittikleri ilden oy kullanmasını isterken parmak boyama işleminin de yeniden uygulanması çağrısında bulundu. Seçimlerin 18 Haziran'da olması durumunda Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimini 17-18 Nisan'da başlatılmasını isteyen CHP'li Toprak, gelecek 1-2 ayda ise vefat sayılarının kesinleşmesi gerektiğini söyledi. Toprak, afet bölgesinden başka illere göç eden seçmenlerin bulundukları illerde
asıl ikamet ettikleri ilin seçmeni olarak oy kullanmalarına hukuki zemin sağlanmalı, teşvik edilmelidir, dedi. Göç veren illerdeki vekil sayısının düşeceğini söyleyen Toprak, depremzedeler için seçimde yurt dışı seçmen modelinin uygulanmasının olabileceğini belirtti. Toprak, depremzede göçmen seçmenler, YSK'nın ilan edeceği seçmen kütükleriyle seçimden 2 hafta veya 1 ay öncesinden itibaren bulundukları yerdeki il ve ilçe seçim kurulunun belirleyeceği merkezlerde kendi illeri için oy vermeye başlayabilir ifadesinde bulundu. Tüm Türkiye birlik olup deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken Millet İttifakı deprem üzerinden oy hesabı yapıyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın depremin ardından yaptığı açıklamada Erdoğan buradan şamar yer ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan can kayıpları yüreğimizi yakarken depremden en çok etkilenen Hatay'da yapılması planlanan kentsel dönüşüm projelerinin CHP tarafından nasıl engellendiği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet kentsel dönüşüm için hamlede bulundu. Ancak arşivler gösteriyor ki Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş 2019'daki yerel seçimlerde siyasi emelleri uğruna kentsel dönüşüm projesi karşıtı miting düzenledi. Emek Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen CHP'li Savaş, kentsel dönüşüm projesini bir dayatma olarak mahalleliye aktarmıştı. Depremde büyük bir yıkımın olduğu Emek Mahallesi'nde yerel seçimlerde miting düzenleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kentsel dönüşüm projelerini bir dayatma olarak vatandaşa aktardığı belirlendi. O dönemlerde paylaşım yapan Savaş şu ifadeleri kullandı. Gecenin bu saatine kadar bizleri soğuk havaya rağmen bekleyen değerli Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim. Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil, halkın yanında olacağız. CHP'li Lütfü Savaş bununla da yetinmedi. Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'a övgüler dizmişti. Lütfü Savaş, "Orası eski Mimarlar Odası Başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır. Deprem yönetmeliğine göre yapmıştır." ifadelerini kullanmıştı. 2019 yılında CHP'nin Antakya Belediye Başkan adayı olan Hikmet Hatunoğlu'nun kentsel dönüşüme hayır vaadinde bulunması sosyal medyada büyük tepki çekti. "Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi, Kızılay nerede diyor. Ne çadırını, ne yemeğini görmedik diyor. Ve ahlaksız, ve namussuz, ve adi. Günde yaklaşık 2,5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor.